Niğde Sağlık Müdürlüğü tarafından sigara bağımlılığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü'nde Şadırvan Park'ta stand açıldı. Niğde Valisi Cahit Çelik'in ziyaret ettiği standta nefeste karbon monoksit ölçümü yapılırken sigaranın zararları ile ilgili bilgilendirici broşürler verildi. Bırakmak isteyenler sigara bırakma polikliniğine yönlendirildi. Niğde Valisi Cahit Çelik yaptığı açıklamada kendisini seven birisinin sigara kullanmayacağını, hem kendisine hem de topluma zarar verdiğini söyledi. Niğde Sağlık İl Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Bayraktar ise 9 Şubat sigarayı bırakma günü nedeniyle yaptığı açıklamada sigaranın zararlarına karşı uyarılarda bulundu. Hiç olamazdı şu anda. Hiç zaten. Evet. Allah aşkına olsun. Evet. Ciğerlerini seveceğim. Şimdi kendisini seven birisi sigara kullanmıyor. Yani sonuçta sigaranın hem insanın kendisine zararı var, hem de topluma zararı var. Onun da tabii gönlümüz ister ki hiç kimse kullanmasın. Ama artık sigara bir bağımlılık, yani bir hastalık, öyle diyeyim. İnşallah sonuçta sizlerin katkısı, yeşillerin katkısı da sonuçta vatandaşlarımız, ana vatandaşlarımız bu sigarayı bırakır. İlerisi katkıdır, öyle diyeyim. Sigara, elektronik sigara, diğer tüm tütün ürünleri kullandığınız zaman vücudun organları olumsuz olarak etkileniyor. Akciğerlere büyük etkisi var. Akciğer dokularında iltihaplanmalara neden oluyor. Bu iltihaplanma sonucunda zamanla göğüste sıkışma oluyor, hırıltılı nefes alma oluyor. Nefes darlığına yol açıyor. Nefes almayı zorlaştıracak fiziksel değişikliklere yol açıyor akciğerlerde sigara. Sigaranın dolaşım sistemi üzerine, kalp üzerinde de olumsuz etkileri var. Sigara içmek kan basıncını yükseltiyor, yani tansiyonu artırıyor. Kalbin yükünü de artırıyor. Sigara dumanıyla ortaya çıkan karbon monoksit, ki bunu soba zehirlenmelerinde rol oynayan bir gaz olduğu için iyi biliyoruz, oksijen eksikliğine katkıda bulunarak kalbin daha zor çalışmasına neden oluyor. Sigara kan akışını etkileyen kan pıhtılarına neden oluyor. Bu kan pıhtıları da kalp krizi ve felç inme riskini de arttırıyor. Endokrin sistemi üzerine de etkileri var sigaranın olumsuz olarak. Tip 2 diyabet görülme olasılığını artırıyor. Sigara içenlerde tip 2 diyabet görülme olasılığı daha da yüksek. Yine kadınlarda östrojen hormonun seviyesini düşürüyor. Bu kuru cilde neden oluyor, saçların incelmesine neden oluyor. Sigara yine hafif ya da orta derece işitme kaybına da neden olabiliyor. Cildin kurumasına, elastikiyetini kaybetmesine, erken yaşlanmaya yol açıyor. Görme yeteneğini tehdit edebilecek fiziksel değişikliklere neden oluyor. Sigara katarak riskini de arttırıyor. Sigara içenlerde ağız yaraları, ülser, diş eti hastalığı gibi ağız hijyeninin bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar da görülüyor. Sigarayı bıraktıktan sonra kanser, diyabeti yakalanma riski azalıyor kişinin. 2 hafta içerisinde nefes darlığı çekiyorsa ortadan kalkıyor. Soğuk algınlığı, enfeksiyonlara yakalanma riski de azalıyor. Sigara içilen ortamda çocuk varsa, sigara bırakıldıktan sonra çocuklardaki bronşit, zatüre, astım, menenjit ve hatta kulak enfeksiyonlarına karşı daha az risk altında olduğu için çocuklar bunların görünme sıklığı da azalıyor. Türkiye genelinde Alo 171 sigara bırakma danışma hattımız var. Bu hattı arayabilirsiniz. Sigara bırakma poliklinikleri, Alo 171 sigara danışma hattının sizi yönlendireceği yerler. Niğde'de de Özbelde mevkiindeki Sağlıklı Hayat Merkezi 2'de bizim sigara bırakma polikliniğimiz var. Mesai saatleri içerisinde hafta içi buraya şahsen başvurduğunuzda sigara bırakmayla alakalı size gereken tüm yardımı bu konuda eğitim almış arkadaşlarımız verecektir.